ederim. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Müslümanlar varken Müslümanların başka düşmana ihtiyacı var mı? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Kronolojik olarak en baştan başlayalım. Hazreti Ömer'i kimler öldürdü? Sözüm ona Müslüman olan insanlar camide öldürdüler. Hazreti Osman'ın evini muhasara altına alarak, günlerce muhasara altında tutarak sonuçta da öldüren kimlerdi? Müslümanlardı. Hazreti Ali'yi camide namaz kılarken sırtından bıçaklayarak öldürenler Müslümanlardı. Yani sonuçta Yahudiler ve Hristiyanlar değildi. İslam tarihinin 4 halifesinden 3'ü öldürüldü. Bunları yapanlar da sözüm ona Müslümanlardı. Adı Müslümandı sonuçta, münafık olabilir. Hazreti Ali ile Muaviye arasında yapılan savaşta binlerce Müslüman öldü. Çünkü iki tarafta Müslümandı. Tabii ki ben Hazreti Ali'nin haklı olduğuna inananlardan. Hazreti Ali kesinlikle haklıydı. Muaviye dünya tarihinin ve İslam tarihinin en büyük entrikacılarından bir tanesidir. Şeytanın bile aklına gelmeyecek büyük entrikalar yapmıştır savaşı kazanmak için Muaviye. Ama sonuçta iki taraftan da ölenler Müslümanlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler değildi. Hazreti Ali hepimizin başının tacı, peygamberimiz için hayatını ortaya koymuş bir insandır. Hazreti Ayşe de hepimizin anasıdır. Kur'an-ı Kerim'de böyle der. Peygamberlerin eşleri müminlerin analarıdır. İkisinin arasında çıkan Cemel Savaşı'nda 5000 tane Müslüman öldü. Yani dile kolay, sonuçta 5000 insan öldü o savaşta. Muaviye camilerde, hutbelerde Hazreti Ali'ye lanet okuttururdu. Muaviye'ye Hazreti diyenlere ithaf olunur. Peygamberimizin göz bebeği olan Hazreti Hasan'ı zehirleyerek öldürenler de Müslümanlardı sözüm ona. Tabi bu işler dönüyor dolaşıyor Muaviye'ye geliyor. Hazreti Ali'nin ölümünde de onun parmağı olduğundan eminim. Hazreti Hasan'ı zaten onun öldürttüğünü biliyorum. Muaviye'nin yarım bıraktığı işi de oğlu Yezid tamamladı. Hazreti Hüseyin'i ve yanındaki insanları, sahabeleri katlettirdi. Yezid de sözüm ona Müslüman olan Emevi Devleti'nin hükümdarıydı. Tabi bunların ailece kuyruk acıları vardı peygamber soyuna karşı. Ebu Sufyan hayatı boyunca peygamberimize karşı mücadele eden insandı. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'ydi. Onun oğlu da Yezid'di. Ailenin muhteşemliğine bakar mısınız? Anneleri, yani büyük anneleri Hazreti Hamza'nın kalbini yedi. Muaviye, Hazreti Hasan'la Hazreti Ali'nin ölümünde parmağı var. Yezid de son olarak Hazreti Hüseyin'i katlettirdi. Böyle muhteşem bir aileydi işte bunlar. Sonuçta ama bunların adları Müslümandı. Münafık olabilir, zalim olabilir ama adları Müslümandı bunların sonuçta. İslam dünyasının en büyük mezhebi olan Hanefi mezhebinin imamı, İmam-ı Azam'a Müslümanlar neler yaptı? İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'den taviz vermediğinden dolayı, zulme karşı boyun eğmediğinden dolayı Emevi Devleti İmam-ı Azam'a çok büyük zulümler yaptı, zindanlarda yatırdı. İmam-ı Azam Emevi Devleti Ehl-i Beyt'e ve alimlere yaptığı büyük zulümlerden dolayı Emevilere karşı büyük mücadele vermiş, Abbasileri desteklemiştir. Abbasiler iktidara geldikten sonra ne oldu? Abbasiler de alimlere zulümler yapmaya başladılar. Bu sefer İmam-ı Azam onlara karşı da mücadele verdi ve onlar da zindana attı İmam-ı Azam'ı. Sonunda da Cafer el-Mansur denen insan İmam-ı Azam'ı zehirleterek öldürdü. Bakın yani bu Cafer el-Mansur da Ehl-i Beyt'ten biriydi. Yahudi veya Hristiyan birisi de değildi. İmam-ı Buhari, İmam-ı Şafii İmam-ı Azam'ı din dışı olmakla, sapıklıkla, hatta Yahudi ajanlığıyla suçlamıştır. İmam-ı Azam'ın kabahati de Kur'an-ı Kerim'den taviz vermemesi, bazı insanların uydurduğu hadisleri reddetmesi, çünkü Kur'an-ı Kerim'e aykırıydı onlar. Yani bugün bazı hadislerin Kur'an'a uymamasına itiraz edenlerin başı İmam-ı Azam'dır. İlk hadis inkarcısı İmam Azam'dır. Ama hadis derken uydurulan hadislerden bahsediyorum 1979 yılında İran'da Hümeyni'nin yaptığı İslam devrimi adı altındaki devrimde binlerce, yüzlerce insan öldürüldü, idam edildi, hem de vinçlere asılarak. Mısır'da Hüsnü Mübarek, Irak'ta Saddam Hüseyin, Suriye'de Hafız Esad ve şimdi oğlu onun bayraktarlığını yapıyor. Buralarda yaşayan Müslümanlara çok büyük zulümler yaptı bu diktatörler. Peki bugün Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Mısır'da kimler birbirine zulüm yapıyor? Müslümanlar yapıyor. Adamlar birbirinin camisini bombalıyor.
akıl alacak şey değil yani. Müslümanların götü sıkıştığı zaman hemen Yahudiler, Hristiyanlar diyor. Siz birbirinize önce bir dost olun da Yahudi, Hristiyan size hiçbir şey yapamaz. Şimdi Türkiye'ye gelelim biraz da. Osmanlı iyi şeyler yaptığı zaman, işi ehline verdiği zaman nasıl yükselmiştir? Yani Osmanlı yükselirken Yahudiler de Hristiyanlar da hiçbir şey yapamıyorlardı. Çünkü Osmanlı doğru adımlar atıyordu, işi ehline veriyordu. Ondan dolayı da yükselmiştir. Bir de Osmanlı'nın düşüş dönemine bakalım. Ne zaman işi ehline vermemiş, yanlış adımlar atmış, Osmanlı'yı kaç tane deli padişah yönetmiş? Düşünebiliyor musunuz? Adamın akıl sağlığı yerinde değil, deli koca imparatorluğu yönetiyor. Osmanlı'da kaç tane çocuk padişahlık yaptı? Genç Osman diye bildiğimiz padişahı genç yaşta Yeniçeriler katletti. Bu Yeniçeriler de Müslümandı sözüm ona. Osmanlı'yı çocuk yaştaki kaç tane padişah yönetti? Bunu biliyor musunuz? Bu kötü yönetimlerin sonucunda Osmanlı yavaş yavaş çöktü, çöktü, çöktü. En sona geldi Kötü artık. yönetimlerin sonunda Osmanlı yolun sonuna geldi. Avrupa'sı, Amerika'sı sanayileşmesini yaparken Osmanlı bu kötü iç çekişmelerin içinde yolun sonuna geldi. Ondan sonra da Yahudiler ve Hristiyanlar Osmanlı'yı çökertti. Yok ya. Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra iç çekişmeler devam etti Türkiye'de. Sözüm ona İslam alimi olup da Yunan propagandası yapanlar, İstiklal mahkemeleri, idamlar, bunları birbirine yapanlar hepsi Müslümandı sonuçta. Şimdi dünyada İkinci Dünya Savaşı oldu. İkinci Dünya Savaşı Hristiyanların arasında olmuş bir Şimdi savaştır. götü sıkıştığı zaman topu Hristiyanlara, Yahudilere atanlara cevabım, İkinci Dünya Savaşı Hristiyanlar arasında olmuştur. Amerika Japonya ile savaşmıştır. Almanya da hemen hemen Avrupa'nın tamamını ele Yani geçirmiştir. dünya tarihinin en büyük canilerinden biri olan Hitler bir tane İslam ülkesini işgal Peki bu etmemiştir. sırada Türkiye'de neler dönüyordu? Şimdi sizlere bir örnek. Nazım Hikmet solcu, komünist. Necip Fazıl sağcı, İslamcı. İkisine de zulüm yapan aynı Bugün devlet. isimlerini bildiğiniz şairlerin içinden hapisten geçmeyen yoktur. Bu değerlerin birçoğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hapislerde çürütmüştür. Bunu yapanlar da sonuçta Müslümandı. Hristiyan veya Yahudi değildi. Menderes'i asanlar da Hristiyanlar ve Yahudiler değildi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını asanlar da Yahudi ve Hristiyan değildi. Sözüm ona Türkiye'deki Müslümanlardı yani bunlar. Sağ-sol davalarında binlerce insanı öldüren, öldürttüren de Hristiyanlar ve Yahudiler değildi. Müslümanlar birbirine dost değildi. Solcular kafir değildi herhalde. Sağcılar Müslümandı da. Sonuçta bu gençlerin hepsi Müslüman ailelerin çocuklarıydı. Yani götümüz sıkıştığı zaman hemen günahı Hristiyan ve Yahudilere atmayalım. Biz birbirimize dost değiliz Müslümanlar. Mesela bugün de başımızda PKK belası var. Bu PKK'lılar Müslüman ailelerin çocukları, Hristiyan ve Yahudilerin çocukları değil sonuçta. Yani şehit olan çocuklarımız, gençlerimiz de Müslüman, onları öldürenler de Müslüman çocuğu. Ülkemizdeki din adamlarına bakalım. Hiçbiri birbirine dost, hepsi birbirini sapıklıkla suçluyor. Kimse kimseye dost değil. Bir atasözü vardır, kimse kendinden başkasına kötülük yapamaz. Sözün özü, Müslümanlar birbirine dost Ve değil. sonunda geldiğimiz nokta, Müslümanlar varken başka düşmana ihtiyacı yok. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.